Şimdi bir de vatandaşın durumuna bakalım tabii. Her 10 İstanbullu'dan 5'i ay sonunu getirmekte zorlanıyor. Hatta getiremiyor bile. İstanbulluların %57'si ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Ve %68'de evde en çok ekonomik sıkıntılar konuşuyor. Ve aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir araştırmasıydı bu. Bu araştırmayı da sizlerle paylaşalım. Fazla şey yapmaya gerek yok. Abartmayın mı diyorsun? Abartmaya gerek yok. Ne var biliyor musun? Her şey yerinde, vatandaş keyfinden ne yapacağını bilmiyor. Burada evim olduktan sonra her şey daha güzel. İstanbul ucuz mu? Bence ucuz, Anadolu'da. Evet, oradan geliyoruz. Burada daha ucuz. Daha ucuz. Kiminin keyfi yerinde ama onların sayısı her gün azalıyor. Çoğunluk daha da derinleşen yoksullukla baş başa kalıyor. Çok zor, çok zor yani. Önceden aylık yetiyordu, şimdi aylık yetmiyor. Ucuz ne varsa onu alacağız yani. Allah acısın bize. Memleket battı gidiyor, bıraksınlar yakamızı. İnsanlar iyi kötü, o eski düzende kendi yani topallaya gidiyordu. Ama bu yeni sistemde baston kullanmak zorunda kalacaklar. Hiç güzel bir tarafı yok. Ne soruyorsun ki? Zaten pahalı olan hayat artık daha da pahalı. Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar saymakla bitmiyor. Bu durum en çok çarşıya, pazara yansıyor. Halk uzun zamandır bu fiyatlara tepkili. TÜİK verileri ise hem halka göre hem de muhalefete göre şüpheli. Dış güçler. Hep dış güçler. Hiç iç güç yok. Ama 5 tane müteahhidin vergisini çizerken dış güç yok. İstanbul Büyükşehir Planlama Ajansı her ay tekrarladığı İstanbul Barometresi araştırmasını yayınladı. Kasım ayı sonuçlarına göre İstanbul'da yaşam maliyeti son bir yılda %50.18 arttı. Allah yaptırıyor. Allah yaptırıyor Allah. O insanlara beyin vermemiş Allah. Allah onlara yaptırıyor. %75'ine %50'sine kaldı. %50 değil %100 arttı. Yandık, tutuştuk. %100'den daha fazla emretti. Pazarı geçsinler. Onları da görsünler. Rapora göre İstanbul'da yaşayanların yarısından fazlası geliriyle geçinemeyecek duruma geldi. Çünkü araştırmaya katılanların %53.5'i geçinecek kadar kazanamadığını açıkladı. %42.7'si ancak geçinecek kadar kazandığını belirtti. Birikim yapanların oranı %3.8. Doğalgazı da, elektriğiydi, telefonlardı. İnternetiydi. Bence yiyeceğimde şu kadar kalıyor. Bu şartlarda, bu yönetimle yani yıllardan beri süre gelen, izlenen yanlış politikalar neticede bu sonucu doğurdu. 2 kilo alacağıma 1 kilo alıyorum. 1 kilo alacağıma yarım kilo alıyorum. Çok zor. Bir beyim çalışıyor. Çok zor hayat. Isparak 10 lira. Düşün yani. Bir de onu yıkayacağız. Ona giden su. Oturup soğan ekmek yiyeceğiz. Soğan da pahalı. Patates de pahalı. Hepsi pahalı. Türkiye'de hep şeyiz. Eziliyoruz. Şükür şükür şükür. Gece gündüz hep dua ediyoruz. Allah yardım etsin. Yetmiyor. Geçinecek kadar kazanamadığını söyleyenlerin oranı bir önceki aya göre arttı. Geleceğe yönelik beklentisi karamsar olanlarda. Araştırmaya katılanların %57.6'sı Türkiye ekonomisinin kötüleşeceğini söyledi. Katılımcıların %68.3'ü ekonomik sıkıntıların evlerindeki ana gündemi olduğunu belirtti. Sadece %7.5 evde konuşulan ana konunun salgın olduğunu söyledi. Çok kötü çünkü. Gerçekten çok kötü. Geçinme gücü bayağı azaldı. Yani her şey o kadar pahalandı ki. Gördüğünüz gibi sadece bunlarla idare edeceğiz. Bitirdiler bizi. Araştırmaya göre her 10 kişiden 6'sı için Kasım ayının ana gündemi Merkez Bankası'nın faiz indirimi. %2'si içinse kadın cinayetleriydi. Bu dünya böyle kurulmuş, böyle gidiyor ama bu daha fazla gitti. Bir başka başlık daha, artan borçlar. Katılımcıların %31.2'si kredi kartının yalnızca asgari tutarını ödeyebiliyor. Tamamını ödedim diyenlerin oranı %46.3 olurken %11.9'u kart borcunu hiç ödeyemiyor. Herkes kendi layık olduğu sistemle yönetilir. Kurunun yanında yaş yanmıyor mu? Yanacak. Daha da mı? Tabii. Gidene kadar. O soğuğu ben tattım, Silivri'nin soğuğunu. Nerede tattım? O gittik şeyde hani milletvekillerini şunları içeri aldıkları zaman gazetecileri falan gittik Silivri'ye. O soğuğun tadını biliyorum ben.